Herkese merhaba. Artık 9. sınıftasınız ve 9. sınıf videolarına başlıyoruz. 9. sınıftaki ilk videomuz fizik bilimine giriş videosu. Bu konuda ilk ünitemiz olan bu konuda aslında daha çok sözel şeylerden bahsedeceğiz. Fiziğin ne olduğu ile ilgileneceğiz. Bu yüzden dikkatli dinlemeniz çok önemli. Şimdi başlıyoruz. Fizik bilimine girişte fizik nedir? Evrendeki olayları bilimsel temellere dayandırarak açıklığa kavuşturan bu bir. Yani bilimsel temelli bir derstir fizik. Madde ile enerji arasındaki ilişkiyi bağıntı ve kuramlarla ifade eden doğa bilimine fizik denir. Fiziğin tanımı budur. Fizik, madde ile enerji arasındaki iletişimi, ilişkiyi, arasındaki bağlantıdan bahseder ve arasındaki bağlantıyı anlatır. Peki, fiziğin özellikleri. Fizik temel bir bilimdir. Bu önemli. Deneysel ve nicel gözlemlere dayanır, sorgulanabilir ve geliştirilebilir yapıdadır. Fizik bilimi sadece mutlak doğruları aramaz, mutlak doğrularla ilgilenmez. Bilir ki bilgi değişebilirdir. Başka açılardan bakıldığında bilgi yorumlanabilirdir, sorgulanabilir ve geliştirilebilirdir. Ve şunu biliyoruz ki 19. yüzyılın öncesi ve sonrası olarak fizik bilimi ikiye ayrılıyor. 19. yüzyıl öncesinde klasik fizikten bahsederken sonrasında modern fizikten bahsediyoruz. Klasik fizikte daha büyük makro düzeydeki canlıları inceleriz. Yani burada aslında makro evrenden bahsederiz. Bu fizik Newton ismiyle anılır. Newton mekaniğiyle, Newton olsun, Galileo olsun, hep bunlar 19. yüzyıl öncesi bilim insanlarıdır. Burada biz aslında teleskoplarla birlikte neden bahsedeceğiz? Evrenden bahsedeceğiz. Büyük cisimler, yıldızlar. Yıldızların nesi ama? Yıldız hareketleri, yıldız yörüngeleri, kütle çekim kuvveti, büyük cisimlerden bahsedeceğiz bunun gibi. 19. yüzyıl sonrasında, yani modern fizikte ise mikro evrenden bahsedeceğiz. Mikro evren derken aslında nanoteknoloji, başka ne vardı? Atom altı parçacıklar, CERN deneyleri, değil mi? Bunların hepsi, CERN deneyleri de aslında atom altı parçacıklarla yapılan deneylerdir. Bunlar daha küçük taneciklerden, daha küçük parçacıklardan, mikro düzeydeki, nano düzeydeki parçacıklardan bahsedecek diyoruz. Ve bununla birlikte artık fiziğin alt dallarının neler olduğunu geçebiliriz. Fiziğin alt dallarını ezberlemek için kolaylık, metan yok. Yazalım. Metan yok. Tamam mı? Şimdi metan yok'ta neler var? M harfinden mekanik, E harfi elektromanyetizma, T harfi termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, katal fiziği var diyoruz. Bunların özel kelimeleri ne oldukları ve bunlarla ilgilenenlerin meslek dallarını da şimdi inceleyeceğiz. Öncelikle mekanik ve mesleği. Mekanik, kuvvet, hareket, enerji kelimelerini gördüğünüz zaman bir cismin kuvvetle birlikte ne kadar hareket ettiği ya da enerjisinin ne kadar arttığından bahsediyorsak bu mekanik alt dalı içinde incelenecektir. Mesela otomobilin hareketi, değil mi? Otomobilin hareketi bununla incelenecektir. Elektromanyetizma. Elektrik ve manyetizma kelimelerini gördüğünüzde elektrik ve manyetizma kelimeleri elektromanyetizmanın da içinde geçtiğine göre bu kelimeleri gördüğünüzde elektromanyetizmadan bahsedildiğini anlayacaksınız. Elektrik alan, manyetik alan, dünyanın manyetik alanı, pusula gibi kelimeler aslında elektromanyetizmayı temsil etmekte. Termodinamik ısı ve sıcaklık kelimeleriyle özdeşleşmiş durumdadır. Çünkü ısı ile birlikte cisimlerin sıcaklığının artışı ya da ısı vermesiyle sıcaklığın azalması, bununla birlikte hal değişimi, maddenin hal değişimi, ısı denge gibi
ısı denge gibi olaylar hep termodinamik altında incelenir. Doğal olarak bina yalıtımları, termal kameralar da aslında termodinamikle incelenir. Termal kameralar, özellikle burada termal kameralar, kızılötesi ışınlarla ne yapacaktır? Maddelerin, kızılötesi ışınlarla maddelerin yerini tespit etmeye yarar. Çünkü maddeler, cisimler sıcaklıkla birlikte aslında kızılötesi ışınlar yayarlar. Bu ışınlar eğer cisim sıcaksa kırmızı, soğuksa mavi renkli olarak görülecektir termal kamerada. Şimdi bunların mesleklerine baktığımızda aslında bütün fiziğin alt dallarındaki mesleklerde bir fizik mühendisliğinden bahsedeceğiz. Bu kesin. Peki sonra başka neler var? Bir kere mekanikte inşaat, makine, uçak, gemi mühendislikleri. Aslında mekanik genel olarak bütün mühendisliklerde olan özellikle bu işte makine gibi, inşaat gibi fiziği çokça kullanan, mühendisliklerde var olan, onların çok incelemesi gereken, onların çok iyi bilmesi gereken bir alt daldır. Elektromanyetizmaya geçtiğimizde gene fizik mühendisliği, tabii ki elektromanyetizmada elektrik mühendisliğini de sayacağız. Termodinamikte fizik mühendisliğini saydık, sonra makine mühendisliği, iklimlendirme uzmanı da diyeceğiz. Makine mühendisleri termodinamiği çok iyi bilmek zorundadır. Çünkü bir aracın hareket ettiğinde ne kadar ısınacağı, ne kadar sonra ısı ile birlikte, sıcaklık artışı ile birlikte sıkıntı yaratacağının hep hesaplanıp, bunun hesapları ile birlikte o makinenin o coğrafyaya uygun olup olmadığını tespit edilmesi lazım. Bu yüzden bunlar da makine mühendisleri termodinamiği iyi bilmelidir diyoruz. Peki, şimdi diğer alt dallar neler? Atom fiziği, yani atom ve molekül fiziği olarak da geçer. Nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziğini. Şimdi atom fiziği dendiği zaman atom ve moleküller arasındaki bağlardan, bunların yapısından bahsedeceğiz. Burada çok enteresan nanoteknoloji. Nanoteknoloji özellikle atom fiziğinde sıklıkla kullanılan bir alan. Atom ve moleküllerin enerji düzeylerinden, spektrum çizgilerinden bahseder atom ve molekül fiziği. Ve burada fizik ve kimya mühendislikleri, atom mühendisliği, değil mi? Hep atom fiziği ile ilgili çalışmalar yapar. Atom fiziğinin alanı çok geniştir. Kuantum bilgisayarları, 3D yazıcılar ya da yapay zeka aslında atom fiziğindeki bilgilerle incelenen ve bunlarla gelişen alanlardır. Nükleer fiziğe geçtiğimizde nükleer fiziğin ikinci ismi nedir? Çekirdek fiziğidir. Çekirdek fiziği. Peki, atom çekirdeğindeki tepkimeler, fisyon füzyon olayları, nükleer santrallerde enerji üretimi ve güneşte enerji üretiminde nükleer fizikten bahsedeceğiz. Burada genel olarak aslında radyoaktif tepkimelerden, yani nedir radyoaktif tepkimeler? Fisyon ve füzyon olayıdır. Bunlardan bahsedeceğiz. Füzyonda iki tane iğnin alttan birleştirildiğini görürsünüz. Burada küçük yapıdaki, mesela iki tane hidrojenin küçük yapıdaki elementlerin, atomların helyuma dönüştüğünden bahsedeceğiz. Daha büyük yapıdaki bir atoma dönüştüğünden. Fakat burada ise fisyon sanki üğünün ayrılmış hali gibi, oradan aklınızda kalsın. Daha büyük yapıdaki, örneğin uranyum-237 gibi radyoaktif elementlerin çekirdek tepkimeleriyle ne yapması? Bölünmesi sonucu, örneğin uranyumun toryuma dönüşmesini füzyon tepkimesi olarak göreceğiz. Nükleer santrallerde enerji üretimi işte uranyumun dönüşmesi, yani füzyon olayıyla gerçekleşir. Güneşte enerji üretimi ise aslında füzyonla gerçekleşir ve füzyon hidrojenlerin birleşip helyuma dönüşmesiyle genel olarak güneşte gördüğümüz tepkimede bundan bahsediyoruz.
nükleer fiziğin aslında alanı çok geniştir. Çekirdek tepkimeleri, çekirdek bak burada birleşme var. Çekirdek birleşmesi. Burada ayrılma var. Çekirdeklerin ayrılması. Bu yüzden nükleer fizikte çekirdek fiziği de deniyor dedik. Şimdi nükleer fiziğin başka alanları da var aslında. Bilgisayarlı tomografi gibi BT. Burada da bilgisayarlı tomografide X ışınları da kullanıldığı için X ışınlarının oluşumu nükleer fiziğin alanına giriyor. Mesleklerimizde fizik mühendisi, nükleer enerji mühendisi ve tıp gene bu alandaki meslekler. Yüksek enerji ve plazma fiziği ya da diğer adıyla parçacık fiziği atom altı parçacıklardan bahseder. Burada CERN deneylerinden bahsedeceğiz ve madeni plazma halinden bahsediyoruz. CERN deneylerinde burada aslında atom altı parçacıklar dedik ya, burada bu atom altı parçacıkların çarpıştırılma deneyleri var. Ve bu deneyler gene yüksek enerji ve plazma fiziğine ya da yüksek enerji fiziğine giriyor. Madeni plazma hali de gene bu alanda anlatılıyor. Bu alanda inceleniyor. Mesleklerimiz ise fizik mühendisliği ve uzay mühendisliğidir. Geldik optik ve katıal fiziğine. Optik deyince hemen aklınıza ışık gelecek. Işık ve ışık olaylarından bahsediyoruz optikte. Peki nedir ışık olayları? Mesela yansıma. Mesela kırılma. Mesela gölge, ışığın gölge oluşumu. Yansıma, kırılma, gölge, bunlar baş ışık olaylarıdır. Lazerler, fotoğraf makineleri, teleskoplar, gözlükler, kamera sistemleri, özellikle teleskopların içerisinde çok sayıda mercek ya da işte ayna olduğu için bunlar hep, değil mi, optiğin alt alanı içine giriyor. Mesleklerimizde fizik mühendisliği, optisyenlik ya da göz doktorluğu bu alanda çalışan mesleklerdir. Katıal fiziğine geçtiğimizde kristal yapılı malzemelerin, genellikle de katı oluyor bunlar, bu yüzden katıal fiziği deniyor, özelliklerini inceler. Manyetik, optik, elektrik ya da esneklik özelliğini bu katıal fiziği inceliyor. Burada CD'ler, density yapısından ya da LCD yapısından ve güneş panellerinden bahsederiz. LCD, liquid crystal display demek. Yani ne demek bu? Liquid, sıvı kristalleri ile, sıvı kristal ekranı demektir LCD. Evinizde var LCD televizyonları. Anlamı bu. Yani içinde sıvı kristalleri var. Sıvı kristallerin polarize olma özelliğini kullanan bir ekrandır LCD ekranlar. Doğal olarak burada kristal yapıdaki malzemeler neyle inceleniyor? Katı hal fiziğiyle incelenecek. Mesleklerimiz ise fizik mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği diyoruz burada. Peki, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkilerine geçtiğimizde, diğer disiplinlerle ilişkileri, bir kere fiziğin hemen hemen bütün alanlarda fizikten bahsedeceğiz, fiziğin ilişkisi olduğunu söyleyeceğiz. Felsefe de fiziğin yorumunda kullanacağız. Matematikteki formülleri ve grafikleri kullanacağız. Sporda, malzemelerde ve spor tekniklerinde fiziğin kullanıldığını göreceğiz. Mühendislik zaten fiziğin sıklıkla kullanıldığı alanlar. Az önce de gördük, mesleklerde bir sürü mühendislik vardı. Mekanik, termodinamik hemen hemen bütün mühendisliklerde yer alan önemli iki ana daldır. Alt daldır. Sanat, tabii ki de fiziği kullanıyoruz. Nerelerde? Sanatta, teknikte, görsel sanatlarda perspektif, yani değişik açılardan cisimlerin görünüşünde optik kullanılıyor. Müzikte akustik kullanılıyor. Yani sesin nasıl dağıldığı ya da sesle ilgili, sesin dalga yapısıyla ilgili yerlerde gene ne kullanılıyor? Fizik kullanılıyor. Kimya ve biyolojinin zaten fizikle ortak disiplinler arası bir dalı var. Fizikokimya, atom incelerken fizikokimyadan bahsediyoruz. Biyolojide biyofizik diye bir alt dal var. Biyoloji ve fiziğin birlikte oluşturduğu. Burada insandaki sinir iletiminden, sinir
iletimi, sinir sistemindeki iletimden bahsedeceğiz. Çünkü burada fizik tabii ki de kullanılıyor, elektriksel bir iletim olduğu için. Teknolojide zaten yeni keşiflerin hepsinde fiziği görebilirsiniz. Peki, şimdi fizikteki büyüklüklere geçtik. Fizikteki büyüklükler temel ve türetilmiş olarak ikiye ayrılır. İkiye ayırdık biz bunları. Peki nedir bunlar? Temeller tanımlanması için başka bir büyüklüğe ihtiyaç olmayan, yani tek başına tanımlanabilen büyüklüklerdir. Kendi başına anlam ifade ederler. Türetilmiş büyüklüklerde ise durum böyle değildir. Temel büyüklükler yoluyla ifade edilebilirler. Bu nedenle de temel büyüklüklerden yardım alırlar. Yani türetilirler. Temel büyüklüklerden türetilirler. Temel büyüklükler, fizikteki temel büyüklükler 7 tane kabul edilir. Bunlar kısa muzla aklınızda kalsın. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır. Kısa muz, tamam mı? 7 tane. Toplam 7 tane kısa muz. Burada en çok çocukların takıldığı yer neresi peki? Şey, kütleyi biliyorsun, sıcaklığı biliyorsun, akım şiddetini de aklına geliyor. Bu ışık şiddeti genellikle unutulur. Buna dikkat edin, tamam mı? Işık şiddeti. Uzunluk, zaman zaten sıklıkla kullanılıyor. Madde miktarı da gene öyle. Türetilmiş büyüklükler ise temel büyüklüklerden türetildiğini söyledik. Peki nedir bunlar? Kalan tüm büyüklükler türetilmiştir. Bak, 7 tanesi burada ya. Kalan bütün büyüklükler. Aklına ne geliyor? Mesela kuvvet geliyor, değil mi? Kuvvet türetilmiştir. Enerji geliyor. Hız geliyor. Öz kütle geliyor. Bunların hepsi nedir? Türetilmiş büyüklüklerdir. Kuvvet mesela, kuvvet, kütle, uzunluk ve zaman temel büyüklükleri kullanılarak bulunur. Aslında birimi neydi bunun? Newton. Açılımı neydi? Kilogram, metre bölü saniye kare. Görüyor musun bak? Kilogram kütlenin birimi, metre, uzunluğun birimi, saniye, zamanın birimi. Doğal olarak hep bunların türetilmesiyle oluşmuş büyüklüklere türetilmiş büyüklükler diyoruz. İş ya da enerji, güç de gene türetilmiş bir büyüklük. Peki temel büyüklüklerin isimlerini söyledik. SI birimleri, sembolleri ve ölçüm aletlerinden bahsedeceğiz. Kütlenin sembolü M, mass'in M'si İngilizceden geliyor. Işık şiddetinin zaten baş harfi I, sıcaklığın temperature T ama büyük harf T, akım şiddeti I, madde miktarı N, uzunluk L ve zaman da küçük T harfiyle gösterilir. SI birimleri. Ne demek SI birimi? Uluslararası birim sisteminde kabul edilen birimleri buradadır. Bunlar uluslararası birim sisteminde, yani international, uluslararası birim sistemindeki birimler burada. Kilogram, ışık şiddeti, kandele. Bak buna dikkat et. Bunu genellikle karıştırırlar. Buna kandeleye dikkat et. Kandele de aklına kandilden gelsin. Kandil de ışıklıdır. Kandil yakılır. Oradan aklında kalabilir. Sıcaklık, Kelvin. Şunu unutma. Kelvin büyük K ile, kısaltması büyük K iledir. Normalde sıcaklıkta hani bir santigrat, Celsius, derece Celsius kullanıyoruz ama SI birimi, yani uluslararası birimi, bilimsel birimi Kelvin'dir. Akım şiddeti amper, madde miktarı mol, uzunluk metre, zaman saniye. Ölçüm aletlerinde de kütle eşit kolu terazi. Diğerlerine baktığında bak genellikle sonunda metre olduğunu görürsün. Metre bunun ölçüm aleti olduğunu söyler. Işık şiddeti fotondan, foton ışık zerresi demektir. Fotometre, sıcaklık termometre, akım şiddeti amper metre. Madde miktarı zaten hesapla bulunuyor. Uzunluk metre ya da cetvel ya da işte kumpas gibi, kumpas genellikle kalınlık bulunur buna, ince şeylerde, ince yapılı kağıt ölçümlerinde falan bu kumpası kullanabilirsin. Zaman kronometre ile bulunuyor diyoruz. Peki fizikteki büyüklükleri ikiye ayırdık ya, temel türetilmiş.
skaler ve vektörel olarak da ayıralım. Skaler büyüklükler yönsüzdür. Sayı ve birim vardır sadece burada. Yön yoktur. Vektöreller ise yönlüdür. Bunların doğrultuları vardır. Bak bu bir vektörse ki vektörler okla gösterilir. Bunun doğrultusu vardır. Doğrultu. Mesela doğu batı doğrultusu, kuzey güney doğrultusu ki bu doğu batı doğrultusu görüyorsun. Bu vektörün doğrultusunu verir. Peki sonra bunun başka neyi vardır? Bir vektörün başlangıç noktası vardır. Başlangıç noktası ve yönü vardır. Bak bu okun yönünü görüyor musun? Burası vektörün aslında yönüdür diyoruz. Yani vektöreller yönlülerdir. Vektörel büyüklüklerle, vektörlerle ifade edilebilirler. Bunun baştan sona olan uzunluğu aslında bizim vektörümüzün şiddeti yani büyüklüğü hakkında bir fikir verir. Bunlar genellikle birim sistemlerde verilir. Doğal olarak sen de kıyas yapabilirsin ya da ne olduğunu söyleyebilirsin. Peki skaler büyüklükler sayı artı birim dedik. Bu skalerler nedir? Bir kere bütün temel büyüklükler, tamam mı? Nedir? Skaler büyüklüklerdir. Burada karşına çıkabilecek diğerleri nedir? Enerji. Enerji skalerdir. Kütle. Tamam, kütle skalerdir. Ve peki başka ne var kütleden başka? Bak basınç da skalerdir. Aklında olsun. Çünkü basınç tanım olarak kuvvetin yoğunluğundan bahseder. Doğal olarak basınç tanım olarak sadece skaler bir büyüklüktür. Basıncın gösterilme, oklarla gösteririz basıncı aslında. Bunun nedeni aslında basınç kuvvetinin yönünü gösteriyor olmamızdır. Peki vektörel büyüklükler neydi? Yönlülerdi. Nedir bunlar? Bir okla gösterebiliyorlar. Nedir onlar? Söyleyelim. Yani burada sayının yanında, birimin yanında bir de yön olacak. Kuvvet. Kuvvet çokça sorulan vektörel bir büyüklüktür. Ağırlık. Bak ağırlığı unutma. Kuvvetle ağırlık değil mi? Ağırlık da bir çeşit kuvvettir. Kütle skalerken ağırlık vektöreldir. Ve burada bir başka büyüklük hız. Tamam mı? Bak şimdi çok sorulur. Daha sonrakilerde de çok sorulacak. Skalerlerde sürat, vektörellerde ise hız. Sıklıkla sorulur. Bunu da unutma. Peki bizim vektörel işlemlerimiz nasıl oluyor? Bu sene vektörel işlemlerde tek boyutluları görebilirsin. Tek boyutlularda nasıl göreceksin? Mesela A ile B'nin toplamını göreceksin. Bak dikkat et. Bu üzerindeki vektörler onları vektörel olarak topla anlamına geliyor. Çünkü A'nın üzerinde vektör gördüğün zaman A vektöründen söylüyordur. A vektöründen bahsediyordur. Oysa A artı B olsaydı o zaman A'nın ve B'nin vektörel değil sadece büyüklüklerinin toplamından bahsediyor olacaktı. Bak şuna dikkat et. A'nın büyüklüğü ki bunlar dediğim gibi birim kareli sistemde verilir. O zaman 1 ve 1'den 2 birim. B'nin büyüklüğü ise 1 birimdir. Doğal olarak sana sadece A artı B dendiğinde 2 artı 1'den 3 birim yazabilirsin. Sayı artı birim. Ama A vektörüyle B vektörünü topla derse o zaman sen ikisi de aynı yönde olduğu için aynı yönde olanları toplayacaksın. Ne olacak? Yukarıya doğru. Tamam mı? Yukarıya doğru 3 birimlik bir vektör bulacaksın. Ha sana A artı C derse dikkat et bunlar aynı doğrultuda olmalarına karşın zıt yönlerde biri yukarı diğeri aşağı bakıyor çünkü yönleri zıt. Doğal olarak da sen bunları toplarken zıt yönde olanların büyüklüklerini çıkaracaksın. C'nin büyüklüğüne dikkat ettin mi? 3 birimmiş. Evet C'nin büyüklüğü 3 birimse 3'ten 2'yi çıkartıyorum çünkü bunlar zıt yöndeler 1 birim kalıyor. Ne tarafa doğru biliyor musun? Büyük olana doğru. Aşağı doğru 1 birim yazman yeterli olacak. A eksi B pek sanmıyorum ama bu da gelebilir. A'nın büyüklüğü B'nin büyüklüğü. Sana ne diyor ama büyüklük demiyor vektör diyor. O zaman A'dan B'yi çıkartacaksın. Yani aslında sana söylediği şey... Eksi B bu ya hani. Artı demek okun yönü demek. Ama bir vektörün eksilisini soruyorsa aslında ona yönünü ters çevir demektir. Bununla bunu toplayacaksın.
Eşim bununla bunu zıt yönde değil mi? O zaman zıt yöndekileri nasıl topluyorduk? Zıt yönde olanların büyüklüklerini çıkartıyorduk. 2'den 1'i çıkarttık. Bir birim ne tarafa doğru? Büyük olanın yönüne doğru. Yukarı doğru bir birim de bu olacak. Ve böylelikle bu vektörel işlemi gördük. Peki bu başka ne türlü sorulabilir? Bileşke olarak sorulur. Bileşke. Burada aynı doğrultuda olan 3 tane kuvvet görüyorsun. 3 Newton, 2 Newton, 5 Newton. Bileşke sınavı derse ne yapacaksın? Aynı yönde olanları topladın. 7 Newton. Tamam. Zıt yönde olanları da topla. Zaten burada bir tane var 3 Newton. Ne yapacaksın? Bununla bu zıt yönde değil mi? Bak 7, 3. Zıt yönde olanlar çıkartılır. 7'den 3'ü çıkarttın. 2 Newton'u buldun. Ne tarafa doğru? Çünkü sen buraya direkt R vektörünün 2 Newton olduğunu yazamazsın. Burada bir işaret lazım. Bir yön lazım. Bak burada ne yaptık? Buraya 3 birim yazdık ama bunu hep oklarla yönünü gösterdik. Bu vektörel bir şey soruyor sana. Sorularda genellikle yukarıya eksisini ve artısını verir. Genelde de bu tarafı artı, bu tarafı eksi yazarlar sayı doğrusu nedeniyle. O zaman biz bunun başına artı yazdığımızda, çünkü büyük olanın yönünde olacak, bileşke kuvveti bulmuş oluyoruz. Peki bilim araştırma merkezleri nelerdir? Bakın, bilim araştırma merkezi demek, bilimsel araştırma merkezleri demek aslında içeride bilimin yapıldığı yerlerdir ve bunların genel amacı bilimi sevdirmek, bilimde ilerlemek, bulunduğu ülkeyi ya da coğrafyayı ya da bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaktır. Genel amaçları budur. Peki Türkiye'deki, Türkiye'de kurulmuş olan bilim araştırma merkezlerinden en önemlidir TÜBİTAK, TAEK ve Aselsan'dır. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu'dur ve burada ARGE'ler dikkatimizi çekiyor. Pek çok üniversitenin pek çok üniversitedeki öğrencilere verdiği burslar var. Bilimi geliştirmeye çalışıyor TÜBİTAK. TAEK'e baktığımızda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak geçiyor. Burada radyasyon, atom enerjisi, radyasyon ya da nükleer enerjiden bahsedeceğiz. Bu TAEK özellikle Türkiye'deki radyoaktif tepkimelerle gerçekleşen radyasyondan sorumludur. Buradaki nükleer enerjinin doğru kullanımı ile ilgili çalışmalar yapar TAEK. Aselsan ise askeri elektronik sanayi, aslında askeriyenin haberleşmesi ile başlamış yola, fakat şu anda pek çok yeni tasarım ve icat yapabiliyor. Ve burada TSK Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili başladı. Haberleşme, değil mi? Haberleşme. O zaman ne olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ise güvenlik. Yine burada da ne olacak? ARGE çalışmaları ile birlikte aslında ne yapacak? Bilimi geliştirecek Aselsan. Peki Türkiye'de kurulanlar bunlar. Diğer dünyada neler var? Dünyada çok bilinen CERN var. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Avrupa'daki nükleer araştırmaların temelinde CERN deneyleri vardır. CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısıyla atom altı tancıklar çarpıştırılarak nükleer deneyler yapılır ya da işte bununla çekirdek deneyleri yapılır diyoruz. Peki NASA'ya baktığımızda NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş olan bir bilim araştırma merkezidir ve burada pek çok alanda çalışma yapılır. Özellikle burası ve ESA, Avrupa Uzay Ajansı, bu da Avrupa'nın uzaydaki gelişmeleri takip etmesi, uzaydaki gelişmeye yön vermesi amacıyla kurulmuştur. ESA bir de çok ulusludur. Diğerleri öyle değil ama ESA çok uluslu. Aslında CERN'de de pek çok bilim insanı çalışıyor ama tanım olarak ESA daha, yani kuruluş olarak da çok uluslu'dur. Ve NASA ile ESA birlikte pek çok çalışmaya imza atar. Bunlar işte uzaydaki gelişmelerde, mesela işte sıvılarla ilgili dinamik, akışkanlar mekaniği ile ilgili pek çok şeye birlikte imza atmıştır. Uzayda insan kanının nasıl
dolaşacağı ile ilgili olsun. Yani uzay çalışmalarında bu ikisi birlikte de çalışmalar yapar. Aslında bilimsel kuruluşların hepsi birlikte çalışmalar yapar. Sonra da açıktır insanların ziyaretine. Liselerde buraları ziyaret edebilirsiniz. Burada genel olarak bunlar hep bilimi sevdirmeye çalıştığı için aslında çok kapalı kuruluşlar değildir. ESA'nın da amblemi böyle. CERN'ün bu. NASA'nın da bu şekilde diyoruz. Peki bilimsel araştırmalar dedik hep. Peki nasıl oluyor bilimsel araştırmalar? Bilimsel bir araştırma problemin belirlenmesi, veri toplanması, daha sonra hipotez oluşturması, sonra bu hipoteze uygun deney oluşturulması, deney yapılması ve sonra eğer deney daha deney sonuçlarıyla hipotez tutuyorsa ne oluyor biliyor musun bu? Güçlü hipotez oluyor. Tamam mı? Güçlü hipotez. Güçlü. Daha güçlü bir hipotez oluyor. Ve bunlar unutma ki güçlü hipotezler daha sonra ne oluyor? Halka duyuruluyor. Tamam mı? Halka duyuruluyor. Burada sıklıkla yapılan hata, bak bunu niye sildim ben? Çünkü sanki buradan da teori oluşturacak, sonra da teoriden de, değil mi? Ne oluşturulacak gibi geliyor? Teoriden de kanunlar oluşturulacak gibi. Fizikte teoriler pek çok kanun içerir. Yani bunu şöyle gösterecek olursak, bak şimdi burayı böyle gösterdim. Burası kanunlar var, böyle kanun. Burada bir sürü kanun var. Bunun adı ne biliyor musun? Bunun adı teoridir. Tamam mı? Teoriler kanunları içerir. Yani birbirlerine dönüşmeleri pek söz konusu olmaz. Niye? Çünkü farklı yapıdadırlar. Teori açıklar, kanun sonuç bulur, formül bulur. Bir formüldür kanun aslında. Formülize edilebilir yapıdadır aslında diyoruz. Bilimsel araştırmalarda ne gördük? Pek çok basamağı var. Tek bir tür değildir. Bilimsel sadece böyle düşünme. Ama pek çok basamağı vardır. Peki ben bu basamaklarla birlikte bilimsel araştırma yaptım. Ama ne yapacağım? Bilimsel araştırmalardaki etik kurallarını unutmayacağım. Etik kuralları nasıl olacak? Ahlak kuralları olacak. Etik ilkelere uymayan davranışlardan kaçınacağım. Nedir bunlar peki? Uydurma veri kullanmayacağım. Yani verileri uydurmayacağım. Olmayan veri kullanmayacağım, değil mi? Çarpıtmayacağım verileri, sonuçlarda oynama yapmayacağım. Aşırma, başkasının fikrini ya da çalışmasını ya da araştırmasını telifsiz ya da işte şeyde bulunmadan, atıfta bulunmadan, atıfsız almayacağım. Ve katkısı olan yazar ve araştırmacının isimlerini eksiksiz olarak yazacağım. Yanlı yayın yapmayacağım. Ne demek yayın? Sen bir araştırma şirketiysen eğer, kimlerden destek aldığını söylemek zorundasın, açıklamak zorundasın. Ki insanlar senin yanlı olup olmadığını kontrol edebilsinler. Destek almadan, destek alıyorsan bunu mutlaka açıklayacağım. Bir tarafa doğru lehine ya da aleyhine yanlı yayın yapmayacağım. Yinelenen yayın ne demek? Sen şimdi bir veriyi alıyorsun, bir bilgi, bir çalışman var senin. Birkaç tane dergiye sunuyorsun onu. Birkaç tane dergiye gönderiyorsun. İnternette bunu sıklıkla görürsünüz. Birkaç tane aynı şeyi gördüğünüzde birkaç yerde gördüğünüzde bunu doğru zannedersiniz. Hayır, bu birkaç yerde görmen doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bunu birkaç tane yayına göndermek, yinelenen yayın yapmak doğruluğunu gereksiz yere, haksız yere arttırır. Aslında bunlar sadece peskopidir. Peskopi hiçbir şeyin gerçekliğini arttırmaz. Bu da gene yinelenen yayın, yani duplikasyon, etik kuralları, ahlak kurallarına uymayan davranıştır. Bir de dilimleme var. Dilimleme de aslında çok basit gibi görünüyor. Bir tane çalışma yapıyorsun sen. Bu çalışmanın sonucu böyle burada başlıyor, burada A çıkıyor. Mesela bu sonucu alıyorsun, sonra burada B çıkıyor. Aslında senin sonucun B. Ama sen bu çalışmayı böyle kestiğinde ne oluyor? Başka bir sonuca götürmüş oluyorsun. Yani çalışmanın sonucunu bölerek yanıltmış oluyorsun insanları. Bu da etik kurallarına, ahlak kurallarına da öyle uygun olmayan davranıştır. İşte ödüllü sorumuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum.